Doğru nefes almak, vücudu oksijenle besleyip atık ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Yorgunluk, stres ve depresyon belirtilerini azaltır. Doğru nefesle kalp sağlığınızı koruyabilir ve yaşlanma sürecini geciktirebilirsiniz. Kısaca doğru nefes, sağlık, zindelik ve gençlik anlamına gelir. Doğru nefes alma tekniklerini öğreneceğimiz grup nefes terapisine geçebiliriz. Bu terapide nefes analizi, ses egzersizleri ve tonlama çalışmaları yaparak kendimizi yeniden keşfedip daha iyi hissedeceğiz. Başlıyor muyuz şimdi? Başlıyoruz. Neler yapacağız? İlk başta birinize nefes analizi yapacağım seanstan önce. Nefes analizinde... Bir gönüllü alalım bence. Tamam. Nefes analizinde kişiye nefesine bakarak kendiyle ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Daha sonra da seansa başlayacağız. Arzucuğum şimdi normal zamanda nasıl nefes alıyorsan o şekilde nefes alıp vermeni istiyorum senden. Sen nefes alırken ilk benim dikkatimi çeken, yine bu seni ilk gördüğümde de söylemiştim. Şu aradaki kesiklik. Göğsünde ve karnında nefesi görüyorum. Fakat bu araya geldiğinde bir kesinti var. Daha akmıyor nefes burandan, tam diyafram bölgenden. Bu da genelde iraden ve kalbin arasında kaldığını gösteriyor. Kararlarını verirken ikisini de kullanarak bir karar veremiyorsun. Ya iradenle ya kalbinle ikisi tam bir şeyde uyum çok içinde doğru gitmiyor. Birazcık da kontrolcü bir yapın var. Şimdi daha derin nefesler al. Yani kendimde dile getiremediğim birçok şey burada ortaya çıktı, açığa çıktı. Yani ne bileyim, söyleyecek kelime dahi bulamıyorum. Öyle mi hissettiniz? Yani nefessiz yaşamışım. Genelde nefes seansından sonra ben nefes almıyormuşum ya. İyi biz dinliyoruz. Öyle mi? Aynen öyle. Bakalım. Hadi o zaman biz de nefes alalım. Nefes evet, almak istiyorum. Süper. Yani şu an tek düşündüğüm şey ne biliyor musunuz? Acaba dün kime ne iyilik yaptım da Allah beni buraya düşürdü? Peki ne yapıyoruz şimdi? O zaman hep birlikte başlıyor muyuz? Aynen. Şimdi bir müzik açıyorum ben size. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ağızlıkları kullanıyoruz. Onu da bir göstermek evet, istiyorum. Evet, onları merak etmiştim. Şöyle küçük ağızlıklarımız var. Bu ağızlıklar ağzınızı açık tutmanıza yarayacak. Bunu ağzımıza takıyoruz, müziği açıyoruz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, sonra bana bırakıyorsunuz kendinizi. Hadi o zaman. Gözleriniz kapalı, yavaş yavaş ağızdan bağlantılı, birbirine bağlı nefes alıyorsunuz. Nefes alış ve veriş arasında hiç bekleme, durma, yavaş yavaş verme, yavaş yavaş alma yok. Bir rahatlama olduğunu hissediyorsun. Ve ondan sonra daha derin bir nefes alıp ve kendini daha çok bırakıyorsun. Özel ağızlıklarla yapılan nefes alıp verme egzersizleri hoş bir dinginlikle başlamış oldu. Bu teknikte yatar vaziyette mümkün olduğunca tam nefes alıp doğal ve rahat bir şekilde nefes veriyoruz. Özden Kaptan grubun tüm üyeleriyle tek tek ilgileniyor. Beni çek ve tonluyoruz, tamam mı? Ayaklarını sallama, sadece beni çek ve tonla. Uyku hali, uyumak istedim, başım döndü, ağzım uyuştu resmen. Nefes tekniğiyle nefesimizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğreniyor ve böylece daha sağlıklı bir beden, zihin ve ruh hali oluşturuyoruz. Koşar gibi ellerinizi ayaklarınızı vuruyorsunuz ve tonluyoruz. Yorun kendinizi biraz. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman tekrar bu odaya, bedeninize geri gelebilir, ellerinizi, ayaklarınızı oynatabilirsiniz. Hareket ettiğim an vücuduma çektiğim oksijenin parmak uçlarıma kadar gittiğini hissettim. Hani içime çektiğim oksijenin dolu dolu yaşadığımı hissettim. Nefes terapisi su ikramıyla sona eriyor. Seans sonrası herkes ayağa kendini bambaşka hissederek kalkıyor. Yeni nefesinizle, yeni bedeninizle, yepyeni bir enerjiyle. Yanlarınıza birer bardak sularınız var. Bugün bol bol su için. Yüzüm seyiriyor, normal mi? Çok normal. Gözlerim dahil bu arada.
Hocam bu terapileri ne kadar aralıklarla yapmamız gerekiyor? Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz bize? Eğer çok şiddetli bir travmadan çıkmadıysanız, atıyorum yakın bir zamanda çok yakınınızı kaybetmediyseniz veya çok ciddi bir hastalığınız yoksa, haftada bir yeterli. Ama bu yaşadığınız duruma ve kondisyona göre haftada 2-3 de çalıştığımız kişiler var. Bitmeyen bir serüven gerçekten. Kesinlikle. Siz de arada nefes almak istiyorum artık derseniz, lütfen söylediklerimizi dikkate alın. Evde kendinizin de uygulayabileceğiniz bu teknikleri bir şekilde günlük alışkanlık haline getirin.